Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bekleyin, su doldurup geliyorum. Ne yaptınız? Anlamadım ya. Burada şerefsiz. Neredesin lan? Burada la battal. Nerede? Battalı mı arıyor? Yalan buraya uğraştık. Oraya çıkarma, yemeklerimiz içine girer. Çok tüy döküyor la. Bence çıkar artık köşeyi. Evet, evet, yemeklerin içine girecek. Suyuna falan girer oğlum. İç nasıl lan? Yapma oğlum, bir şey olacak. Gel hadi koş. Şimdi cöneler. Bugün yemek yayını yapacağız. Az önce yeni yayınımı kapadım. Yoruldum zaten. Şuradan şeyi açacağım bir. Buradan da Twitch chat'i açacağım. Tamam, buradan da Twitch chat'i açtım. Ne olur ne olmaz buradan da okurum. Şimdiki. Öncelikle okunuyor değil mi orada? Hmm. Yalnız ben bir şey düşünmedim. Yıkama kısmını nasıl yapacağım? Ya, ne yazıyor lan? Çamaşır makinesine at gitsin oğlum. Hayır, şeyi de. Chat beni seviyor oğlum. Hı? Chat kimi seviyor? Beni hep Kağacan Baba yazıyorlar. He? Neyime? Sen çamaşır makinesine, şey bulaşık makinesine salla gitsin. Abi yemekte ne var? Şimdi cöneler, bugün yemeğimizde ıspanak, mücver, bir de üstüne beri bisküs yapacağım. Şimdi size malzemeleri göstereyim. Johnny, bu burada kabağımla dereotum var. Bu mücverin malzemesi. Tamam mı? Ondan sonra ıspanağım burada. Ispanağı buradan yapacağız. Ama bunlarla alakamız yok. Şişman bunu yapacağız diyormuş. Ama hepsini sikli edip bir tost mu yapsak? Hayır oğlum ya. Sucuk, Mert diyor ki sucuklu kaşarlı tost yapak diyor. Has siktir. Ne oldu lan? Bereyi bir sus, annem orada mı unuttu? Yo, buzdolabında duruyor. İki tane şişeyi demiyor musun? Hani? İleride ya oğlum. Hani? Ya şu ne? Bereyi bir sus alıyor. Hayır o değil, o değil. Hayır o değil. Orada unuttuk, orada unuttuk, orada unuttuk. Çayın, beri bisküsün çayını daha evinde unuttum amına koyayım ya. Orada yayın yapacağız diye oraya götürdük biz onu. Beri bisküs yapma o zaman. Beri bisküs yapamam mı? Şey ya, doğadan çay. Ulan o en çok istediğim de oydu amına koyayım benim. Benim kaderim bu kardeş. Kaderim. Benim kaderim bu. Siktir git. Benim kaderim bu. Harbi diyorum ya. Nasıl alıp geleyim? Şunu bir aç. Alıp gelme şansım yok. İmkansız. Arkadaşlar alıp gelme şansı yok. 50 git 50 gel 100. Bir de o daha kapıyı açacaksın, gireceksin, çıkacaksın. Ya neyse, beri bisküsü de başka bir yayında yaparız. Baba suç mu amına koyayım? Başka bir yayında yaparız ya. Yemeğe başlayalım mı? Yer misin ceviz? Ver de bir ceviz tabak ya. Şimdi arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım bu yayını amına koyayım? Ben ilk başta ıspanakla başlıyorum. Hani soğan getireceklerler? Soğanı alıp geliyorum. Ispanağın tarifine bakayım önce. Önce tarifine bakayım, ondan sonra ne yapmam gerektiğine gösteriyorum. Başlıyorum. Önce soğandan başlayalım dayıcığım. Tamam, bekle dayı, ben yazdım. Halamla annemin tarifi. Bir kuru soğan. Kıyma. Sessiz ya. Salça. Ben önce soğanı doğrayayım. Reklam, bir ürün yerleştirme yapıyorlar ya. Asabımı bozacaklar. Soğan alıp geliyorum. Bıçak da vereyim sana. Bu iyi. Şu iyi. Yayını şey yapsanız da Tuna. Yemek ve aşçılık, maçlılık öyle bir şey varsa ondan yapın. Önce şunu soyuyorum, çöpe atıyorum. Parmağına dikkat et. Mert'in parmakları kısa ve küt yağmur yapıyor, küçücük. Ben chat'i okuyor muyum ki buradan amına koyayım ya? Şundan aç kardeşim. Telefondan açacağım. Bekle bekle. Açayım ben sana. Oğlum hep yerden... Atacağım, dur, yerden alacağım, bana bırak bak. Mutfağın aşçısı benim. Tamam kanka. Temizliğinden de aşçı sorumlu. Tamam ben temiz pişireceğim. Baba bunun zoru bitti mi? Bunun zoru tam mı? Hmm. Tamam. Şimdi bak, aşçı dediğin... Aşçı dediğin burayı temiz tutacak baba. İktimin şeyi temiz duracak. Tamam mı? Bir tane kir görmek istemiyorum. Hemen elimi yıkıyorum şimdi. Beni görüyorsunuz mu burada? Görmüyorlar. Görüyorlar. Götümü görüyorlar. Topon gözüküyor. Elimizi yine bir ne olur ne olmaz yıkıyorlar. Temiz olsun. Soğan kesme taktiği maktiği bilmem. Şimdi arkadaşlar.
Şef dediğim bunu ince ince doğrar soğan için. İlk başta soğanım şey ıspanak için soğanımızı doğruyoruz. Nasıl tutuyorum? Aynen. Şöyle mi tutuyorsun? Dur baba ben kendi bildiğimi yapayım mı? Oğlum Allah Allah. Oğlum bunu millet daha hızlı yapıyordu da. Aklıma gelmedi şu an yayındayım diye. Bunun daha hızlı bir yöntemi vardı. Sen bu işi biliyorsun gibi Rahmi Usta. Usta ne yapıyorsun usta? Oğlum ustanın işine karışılmaz. Mert Usta biliyor bu işi. Bırak Mert Usta'ya. Nasıl yapacağını gör. Allah gördün mü? Çil yavrusu gibi dağıldı. Çil yavrusu gibi. Nar mı usta o? Nar gibi nar. Şimdi bir tane soğanın hepsini mi doğrayacağım? Amana koyayım ıspanak mı yapıyorum? Soğanlı soğan yemeği mi yapıyorum? Hani kavurma gibi yapıyorsun ya. Ya ben direkt kendi bildiğim gibi kesiyorum. Yaram kokoreç mi doğruyor? Bunların sesi geliyor mu size? Tık tık sesleri gelmiyor değil mi? Gelmez mi oğlum? Mikrofon götürdü bile. Hayır oğlum ben ona göre ayarladım. Vay kaçıyor. Mert Usta nasıl senesine bak? Bence ıspana bu kadar yeter lan. Oğlum sen bak şef sen ne kadar istiyorsan o kadar koy. Acaba Japonya'da şeflik mi yaptınız? Ya Japonya zamanlarında bir ara kovaladık oraları. Bir ara kovaladım ama baba Türkiye gibisi yok. Ben onu bilirim. Yeter bu kadar soğan ya. Mundar ettim lan bunu. Ne mundar ettim oğlum? Kare kare küp küp doğruyorum işte. Güzel kestim. İlk başta benim taktiğim iyiymiş. Onu bozmayacaktım. Evet onu daha derin yapacaktım. Onu biraz daha iyi yapacaktım. Taktiğimiz bozmayacak. Şimdi bunu küp küp doğramak lazım iyice bak. Bu olmaz. Bu olmaz abi. Daha size net gözüküyor değil mi burası? Bu saatte ne yemeği amına koyayım? Yarının yemeğini yapıyorum. Sana mı soracağım oğlum? Suç mu amına koyayım ya? Güzel güzel yemek yapıyoruz işte. Allah Allah adamlar burayı bile toksikliyor la. Arkadaşlar, kız arkadaşlar, ıspanak yapmayı bilenler. Bunu iyice ince mi doğruyorum? Daha doğruyorum. Öldüreceksin işte ya. Bakayım mı? Yeter yeter daha ince yapmana gerek. Daha ince yapacağız. Abi bu ölür. Evet diyor. Oğlum çete bak ya. 5000 kişi kız lan. Nasıl da geniş bir kitlem var. Belim ağrıdı amına koyayım ya. Bak şu ölü parça bunu koymayacağım. Tamam usta. Bence bir tık daha... Oo gözüme geldi lan. Gözüm yanıyor. Ağlayacağım lan. Ağlama usta. Ne la? Tamam. Ağlattınız lan bebeği. Neden dalga geçiyorsunuz? Oğlum köpeklerin ne oldu lan? Köpek sesi geliyor mu? Tamam abi soğan bu kadar yeterli. Evet diyen var la. Gelmez ya köpek sesi nasıl gelecek saçmalamayın. Vallahi evet diyorlar oğlum. Kapatayım mı canım? Yok hiç gerek yok. Kanka gelsin köpek sesi. Hemen elimi yıkıyorum. Abi klimayı açın. Klima yok bizim evimizde kardeşim. Senin gibi zengin değiliz yani. Bizim evimizde öyle bir şey yok. Şimdi Allah'ın izniyle Bismillah diyorum. Yemeğime başlıyor. Ispanaklarımı ben anneme yıkattım. Ispanağın çünkü 5-10 kere yıkanması gerekiyormuş. Annem inşallah yıkamıştır. Yıkamadıysa çamurlu çamurlu yerim. Yıkadı. Oo mis koku bu mis koku. Ben alırım baba mis kokuyu. Şimdi şef ne haber? Mutfağı düzenli tutar. Soğanı ne yapıyoruz? Çetim. Bunu alıyorum. Çöpe doğru gönderiyorum. Bunu şimdi alıyorum. Minik bir çay tabağına koyuyorum.
Köşeye kaldır, geri koyarız buzdolabına falan. Gördünüz mü bak? Betty Bob. Betty Bob, bunu buraya koydum. Bu burada duracak şimdi. Sabah kahvaltıda yemek isteyen çıtır çıtır yer. Betty Bob'u aldım. Şöyle koydum. Ondan sonra ıspanağımız zaten yıkandı. Gördüğünüz üzere. Ben daha yıkamam bunu. Hatta bir kere bir sudan da geçirebilirim. Ondan sonra hemen bir şey getiriyorum. Kap getiriyorum. Niçin kap getirme? Usta dediğin düzenli olur. Soğan o tahtada durmaz. Tahtanın içine işle. Şimdi tahtaya bunun suyu kaçarsa ne olur? Tahta bunu emer. Yarın bir gün burada et keserse soğan kokar. Anladın mı? Şimdi hemen bu tahta yıkıyorum. Ispanak işlemine geçiyorum. Ya siz bana bir uyun baba bak. Benim elim harbi lezzetlidir bak. Yemek yapmayı bilmem. Ama bu elden bal gibi yemek çıkar. Harbi boşta yemek yapmam yani. Sorun kazacağına tostumu. Nasıl yapardın lan? Güzel tost yapar. Bana sıkıyor. Şef dediğin mutfağı temiz tutacak. Ne yapacaksan yap. Saat kaç? Bilmiyorum. Ben bir 10 dakikaya gideyim. Şimdi bu tahta ıslak kalır mı kalmaz. Ciu, ciu, ciu. Bak bitti. Altını da biraz silersin. Şifa ya şifa. Rahat olun buradan MasterChef'e. Bak soğan taneciklerini de buradan topluyorum. Gerçekten katılır mısın MasterChef'e? Doğru söyle. Bak, doğru vallahi söyle. Yemek yapmayı bilsem katılırım. Yani bir amaç o doğru. Lan! Ha. Starbucks attın sandım ama. Ama beri bir sus yok ki ne yapayım. Şimdiki. Cönler ben şunu bir de bir sudan geçireyim Allah'ın izniyle. Bence gerek yok. Annem onu yıkadı. Annem ya. Yıkadıysa tamam. Şimdi sıra ıspanağı ince ince dilmekte. Değil mi? Evet. Ama bak ben mutfakta bir bunu bilirim. Düzen. Bak şimdi ıspanağı öyle garman çorman koymayacaksın. Hepsini bak başları burada duracak. Ben bunu böyle dizeceğim. İzle. Canım anam çilekeş anam benim için yıkadı bunları dedim anne. Ben yanlış yaparım şimdi çamurlu çamurlu yerim. Sirkeli su mirkeli su ben uğraşmam dedim. Canım anam bana kıyamadı. Üstad ya arkadaşlar düzen bu iş düzen işi. Siz benden öğrenin ya. Prensip meselesi. Prensip meselesi. Prensipsiz adam mutfakta iş yapamaz. Aşçı olamaz. Sorun Mehmet Şef'e. Şimdi bunun bu kısmını kacan. Bunun bu kısmını yemiyoruz değil mi? Sadece yaprak kısmı. Vallahi ben o kadar bilgim yok. Yenebilirim. Kız arkadaşlar ya erkeklerden de bilen vardır. Yenebilir. Yani. Ispanağın şurası yeniyor mu ona göre keseceğim. Çok ince etmeyeceğim. Zaten o süzülür. Benim bildiğim yenir. Dur Valaska bir şey yazdı o bilir. Cinsiyetçi özür dilerim. Yenir. Ya Valaska sen ne anlarsın lan? Yenir la vallahi. Git dikkat dur sevgilinle takıl. Sen ne anlarsın yemek yapmaktan? Ye. Tamam yenirmiş. Valaska'ya güvenmedim ama size güveniyorum. Lazana ne yazıyorsun? Orası kaç pişer. Orası geç pişer yenir ama yaprakları erir. Ya siktir git mal bebe sen ne anlıyorsun ya? Oğlum yemek yayın yapan adama niye küfür ettiriyorsun sen? Cahil çocuk. Ispanak dediğin 30 dakikada olur. Allah'ın cahili. Geç pişer diyor. Ha burası geç pişer. Ha orası geç pişer. Doğru söylüyorsun. Lazana sen adamsın kardeşim. Yazık la. Harbi özür dilerim. Şimdi anladım. Çocuk sonuçta Lazona ne dedi? Gerçi Lazona şeydi ordu. Yok da şey Rize. Ispanaktan anlar o zaman. Yok la ne anlayacak? Niye? Çay mı bu amına koyayım? Ispanak nerede çıkıyor? Ispanak? Ispanak nerenin yemeği? Ispanak nerede ekiliyor ben bilmiyorum. Yani ben İç Anadolu'da çıkıyor mudur? Çıkıyordur bence. İç Anadolu'da net çıkıyordur ya. Hiçbir bilgim yok yani. Ege tarafları diyor. Karadeniz diyorlar. Rize, Hakkari diyor. Çok komik espri. Gördün mü düzeni? Çiçek gibi bunu kız arkadaşına verirsin. Ege'ymiş. Ege diyor çoğu. Karadeniz diyen de var. Görüyorsunuz mu düzeni? Chat izle. Oğlum benim kafam gözüküyormuş ya lan. Tamam. Bak şöyle şöyle dediler bana. Tamam, yani doğru. Göstermediler. Ama benim tahminim bu. Evet, evet. Çok ince olursa çünkü ıspanak görünmez dediler yani. Tamam doğru yapıyor ya.
Allah. Ya bu adam harbi aşçı. Ben dünyaya bir kere daha gelseymişim aşçı olurmuşum. Ben bunu yemem oğlum. Bu ne ya? Odun gibi amına koyayım. Ben istemiyorum burayı. Tadı tuzu yok oranın. Yine bir iki tane girdi zaten. Bak şunu da yıkayayım. Kestiğimiz parakları da buraya koyayım. Bence de öyle ya. Şimdi bunu temizledim. Ispanakları da buna koyacağım. Abi lan. Abi onu ben yerim. Niye yiyorsunuz arkadaşlar? Orası yenmez. Ben yememeyi tercih ediyorum yani. Yenir mi yenmez mi bilmiyorum. Ya la bence yeniyordur la. Ya yeniyor bile olsa ben ıspanağımın içinde bunun olmasını çok istemedim. Tadı güzel olmaz ki öyle la. Yani tat tuz da yok. Ispanak gibi. Şimdi şu ince kısımlara rötuş atıyorum. Bir de ortadan keseyim mi? Yo yo bence iyi. Tamam baba ıspanağımız bu. Ispanağımız bu. Şef dediğin nasıl olur düzenli olur. Bunu hemen yıkamaya götürüyorum. Harbi biliyor lan. Şef. Selam aleyküm. Ama bak şef bıçağını hiçbir zaman yıkamayı unutmaz. Reklam yapma lan. Reklam yok ki burada. Yapma. Bu tarafta var. Neymiş reklam? Şey, sürmenelim yöresel ev dövmesi. Bu arada gerçekten çok güzel bıçaklarınız var. Bıçak bu arada. Göndermek isterseniz alırız. Bıçağımızı da yıkadık. Tarifimizde neydi? Soğanı kavur, yıka. Güzelce yağda. Evet. Tencere. Kıyma. Kıymamız da var. Önce soğan kavuruyorsun. Ispanağı hangisinde yapayım? Sonra kıyma ekliyorsun. Ama ıspanak bunda olur. Tamam. Onda ıspanak bunda olur arkadaşlar. Şimdi burayla işim bitti. Tamam. Yağımızı kavuruyoruz. Zeytinyağıyla yapılıyor değil mi ıspanak? Zeytinyağıyla. Ayçiçek yağı biraz şey ya. Ayçiçek yağı o bez işi. Senin gibi fit adamların... Benim gibi fit adamların şeyi değil. Şimdi bir tarifime iniyorum. Bir kuru soğanı doğra, zeytinyağında kavur. Kıymayı soğan ölünce koy. Ben kıymayı bir çıkarıyorum. Ya kanka vallahi bazen değişik hareket. Abi bu et kokusuna bitiyorum la. Şunun kokusuna bitilmez mi? Pişmiş kıyma kokusu la. Öyle bir koku yok. Tencerede soğan mı kavrulur la? Elinle mi kavuruyorsun? Tencerede soğan kavrulur işte. Tavamızı açıyoruz. Arkadaşlar siz yemek yapan insanlara sorun. Bunda kavrulur mu kavrulmaz mı? Şef böyle tartışmalara girmek istemiyor. Tavamı biraz kızdıktan sonra zeytinyağını döküyorum. Soğanları koyuyorum. Orada cızbız cızbız cızbız. Ondan sonra ateşi bak burada 9 derece gözüküyor mu size? Bu 9 ya. Bunu 5'e 6'ya çekeceğim. Kıymamı da şöyle koydum. Şunu da şöyle çektim. Şimdi tavanın kızmasını bekliyoruz. Sanırım kıymanın yağını üzerime sildim. Ama şefin kıyafeti her zaman kirlenir. Kıyafetin önemi yoktur. İyi bir şey. Kirlenmeli diyor. Şimdi tava kızmış mı bakıyorum. Bir sinirli gibi. Kızmış. Harbi kızmış. Oo. Biraz sen yağ ekle abi. Ne kadar eklesem acaba? Göz kararı. Göz kararı böyle iyi. Tamam. Yeter. Bak yağ süzmek istiyorsanız böyle iki takla attırdım mı bu var ya tüm tavaya işler. Sonra oha evet. Biraz daha az o. Az diyorlar lan. Biraz daha ekle. Çok tamam ekliyorum. Abi. Az dedikleri de. Tamam oğlum ne yaptın? Amına koyayım zeytinyağı süzmesine çevirdiniz bu ya şeyi siz ya. Ben ya, tam ayarında yapmıştım. Döktüğün iyi de oğlum bu çok oldu. Tamam öyle yiyeceğim elleme. Neyse. Onların tarifiyle yiyelim biraz daha. Hadi bizim tariften çıkalım biraz. Sıkıntı olursa zaten sizden. Şimdi yağın da biraz kızması lazım değil mi? Vallahi. Tamam bence de yavaştan son da ekle yani. Joss ediyor Joss. Size sesi gelmiyor muhtemelen. Bunu da altıya çek. Ama var ya şu an bura.
Geliyor mu size? Tamam, ufak gelir zaten. Şunu bir açayım. Şu an mesela size klima şeyin sesi. Ooo! Klima ne kadar ekleyeyim? Kafama göre amına koyayım. Kime soracağım? Kıyma benim kıyma. Kanka şef sensin. Şef benim. Şef sensin. Kokusu geliyor mu? Şef sensin. Şimdi bunun ölmesi demek hafif pembeleşmesi, kahverengileşmesi demek. Ölene kadar bunu karıştıracaksın abi. Soğan durmaz. Soğan sabit durarsa üzülür. Ben böyle arada yayın yaparım size ha. Çok keyifli. Ne yazıyorsunuz lan? Olur yap. Yapacağım oğlum. Şimdi bak bunu ayrı ayrı süzeceksin. Görüyorsunuz değil mi bak burayı? Heh, görüyorsunuz. Tuz olmaz arkadaşlar. Cahil cahil konuşup sinirimi bozmayın benim. Tuz şimdi mi ekledin? Ekle. İyi olur etmesi aslında. Karışmayın abi şefin yemeğine. O anda ne soğan. Şimdi bak bu ölecek gibi yavaş yavaş. Şurada dereceyi görüyorsunuz bak altıya çektim. Tuz koyma. Koymam zaten. Canım sen bana bırak. Daha mücver var ya. Bu cahiller anlamıyor. Bana bırak. Yanmaz oğlum. Ne yapması lan? Şu yok ne yanmasa altıya çektik zaten. Yavaş. 12 yaşındasın. Yemek yapmayı biliyorsun. Bana burada stres yaşatıyorsun ya. Senin yüzünden düzenimi bozdum. Ölecek ya. Altıya çektim. Altıya çektim. Şey değil zaten. Şimdi bunun derecesini kıstım şeyin. Mert Unat hemen kardeşim. Bak şu an ateş soğanları öldürüyor yavaş yavaş. Soğan öldükten sonra kıymamdan istediğim kadar ekleyeceğim. Kıymamızı görüyorsunuz. İstediğimiz kadar kıymamızdan ekleyeceğiz. Abi soğan yandı amına koyayım. Arkadaşlar bak yemek yapmayı harbiden bak ben de bilmiyorum ama bu kadar bilmiyorsanız yorum yapmayın. Ne yanması lan? Soğan ne yanması ya? Soğan öldü mü? Canı bile çıkmadı bunun daha. Beskop burada mısın kardeşim? Yeteneğimi görüyor musun? Sen bilirsin bak bu işleri. Peçete nerede lan? Peçete... Peçete... Şefim sen aslında çok güzelmişsin. Peçeteyi nereye koydum ben? Şu. Şu. Burada. Bak, boşa kullanmayacaksın. Yüzümü sildim ya. Ekmek tahtasını da bununla sileceksin. Tertemiz. Uy. Domates salçası alıp geliyorum. Bacım bir soğana bakıver lan. Domates salçası nerede bizim evde? Domates salçası sol tarafta. Öldü mü bu? Bence öldü yavaştan abi. Bir canı çıktı gibi. Yeter yeter daha. Ha? Yok yeter yeter. Chat ne diyorsunuz? Kıymayı dökeyim mi şu an? Dök, bence kıyma, dökeyim ya. Kıymayla da kavuracağım ya. Elim temiz. İyi mi bu kadar? Yani şef olan sen. Çık. Kaldırıyorum kıymayı. Olur. Aa, abartmayın oğlum. Kıyma yemeği yapmıyorum ben. Ispanakta tadımlık kıyma tadı gelsin. Oh, güzel. Ne güzel koktu lan. Hemen bir tarife bakayım. Aa kaçan pirinç veya bulgur var mı? Pirinç var. Var mı orada?
Olması lazım. Pirinci unuttuk ya. Pirinci mi unuttun? Tamam biz bakliyatçıyız biliyorum da kardeşim hani pirincin yerini unuttum. Hayır pirinci ne yapacaksın? Pirinç buna bir tatlı kaşığı pirinç veya bulgur ekleyeceğim bir yemek kaşığı. Kardeş sen bana bir bulgur veya pirinç getir yeter. İri bulgur varsa bizim şeylerden. Kendi markamızdan olsun yalnız. Kendi markam dışında kullanmıyorum. Tadını bilmediğin şeyi koymayacağım. Oğlum defol o ya. Ya pirinçsiz yapıverek ya ıspanağda. Evet. Ölür müyüz? Buraya bak bir gayet koydum. Az değil arkadaşlar. Ben çok salçalı sevmiyorum o yüzden az. Normalde annem dedi ki fazla koyuyoruz dedi ama sen hem az yapıyorsun ıspanağı dedi hem de sen çok salçalı sevmediğin için o kadar fazla salça koyma dedi. Kacım şu kettle'a bir bassana su var mı altında? Götümden çıkmadı ya. Hı? Kalçam gözükmüyor değil mi? Kalçam gözükmüyor. Ispanağı ben de ekleyeyim artık. Ne diyorsunuz? Ha? Ekle ekle. Çok güzel koktu lan. Oğlum buna yumurta kıyıp kırıp yemek lazım ha. Ne ıspanağımını? Yumurta koyup yemek lazım bunu. Oha daha fena kalça yazıyor lan. Biraz böyle terdallı geliyor. Ya da benim götüm mü gözüktü bir yerde? Tabii yeter bence sana ekle abi. Karıştırıcı. Zaten ıspanak suyunu bırakacak. En son kettle'dan su ekliyorum. Kettle'dan çok su eklemeyeceğiz bu arada. Ben ne kadar ölçüsü bilmiyorum. Ben biliyorum. Arkadaşlar bir karışmayın benim yemeğime ya. Şu an ev hanımları, annelerimiz, babaanneler, anneanneler izliyorsa diyordur ki helal olsun bu çocuğa. Harbiden esahlı yemek yapıyor bu. Öyle su eklenmez ıspanağa. Siz ne anlıyorsunuz? Cahil Ceyla yorum yapıp beni sinirlendirmeyin. Mehmet Şefer'de sürpriz gitmedi. Yok bu arada bence doğru yapıyorum ya. Bu daha suyunu bırakacak bak da. Tabii tabii şimdi salar su. Kanka su kızanınca bana yarım çay bardağı su. Bunu 5 dakika karıştıracağım. 3 dakika sonra ekleyeceğiz. Oo bak nasıl bırakıyor kendini ıspanak. İçine bakın gel. Uyku düzeni zaten bozuldu ya. Bozulmasa burada yemek yayını için bozma. Yayıncı vardı uyku düzeni diye bir şey. Ya yayıncılık yapınca abi uyku düzeni diye bir şey kalmıyor kardeşim. Bizi kaldırıyor ne düzeni oğlum düzenli adam. Sabah 7-8'de işine gider adam ne de okuluna gider adam. Kanka su kaynadı mı? Evet. Yarım çay bardağı getir bakalım. İyi görünüyor arkadaşlar. Yarım çay bardağı değil mi? Evet, koy kanka. Bizim ıspanaklar bir suyunu bırakmadı gibi amına koyayım ya. Ya yavaş yavaş bırakacak Mert. Ne bekliyorsun? Tamam daha senin pişirip bence kapat. Pissin altı. Son halinde göstereyim size. Sonra mücvere geçiyoruz. Güzel gözüküyor. Bari. Gayet de güzel duruyor bu arada. Bunu biraz daha karıştıracağım şimdi sonra ellemeyeceğim. Sen tuzunu muzunu attın mı şimdi? Yok onu ben sonra atıyorum. İyi tamam. Baharatını eklesek
Tuzu ben en son atarım arkadaşlar. Şefim sen daha iyi bilirsin. Tuzu ben yemeği yedik yerken tuzunu atarım yerim. Yemeğe niye tuz atayım? Kapat o zaman ağzını. Tamam. Saat 2.38. Saat 1'i 8 geçe bana haber verin. Şey 3'ü. Su koy az daha. Salçayı kaldır usta. Ben usta salçayı. Ya bu şefi deli edecek bu adam var ya. Su mu yok. Altını iyice kıstım. 6'dan 5'e çekiyorum hatta. Bu tamam abi. 5 ve 6 bizim az orta arası çok iyi yani. 5 iyi bizde. Pirinç bulgur depoda şimdi hiç alıp gelemem ya. Üşendik ya. Ya annem normalde çıkarırdı ya. Yok ya hep depoda tutuyor. Yaz geldi ya bozulmuyor. Ha doğru. Bozulmaması için. Şimdi şunları bir yıkıyorum. Hatta şunu şuraya koyacağım. Bizim şeylerde bunları koymadık kaşıklığımız. Oğlum bilmiyorum annem kaldırmış galiba. Tamam bunu o zaman şöyle bırakıyorum. Bunu sonra alırım. Salçalı kaşık. Hemen bak temiz tutacaksın şef. Şef temiz tutar. Şef. Tamam şef eyvallah. Eyvallah kardeşim. Şimdi yüzümü bir kez daha siliyorum. Peçete tutur musunuz Kadir şefim? Ah lan o masada asma... Lan Ahmet'im burada asfava yediydik lan şurada. Tam şurada bak. Seninle beraber şurada asfava yediydik Ahmet'im. Harbi mi la? Hı. Ne zaman yediniz lan? Şeye gitmeden, Antalya yangınına gitmeden önce. Gerçekten mi? Hı. Ahmet biz böyle geldik mi? Geldi geldi. Okan ben Ahmet oturduk hatta ya. Gribaniye yok la. Kanka biz... Yani Kızılcamamlı olan varsa aramızda... Klimadan korkar. Klimadan Kızılcamamlı'nın %80'i kaçıyor. Yani bende öyle bir şey yok ama... Çarpıyor kanka. Annem babam ölümüne klimadan kaçar. Yani mesela biz yazlıktayken, Bodrum'da yazlıktayız. Bodrum'da bile annem gece 4'te geliyordu da artık yeni açmışız klimayı. Yani lan yanıyoruz la yanıyoruz Bodrum'la. Onun üzerine annem gidiyor klimayı kapatıyor gece 4'te çarpar diye. Ya beni çarpmıyor anne. Çarpmıyor beni ya. Bende öyle bir şey yok. Kadir'imle bir hastalığa gömek. Ahmet'im ne zaman istersen başımız gözümüz üstüne baba. Her daim. Merdiven şov yapabilir miyim Mert'ciğim? Yap bakayım. Merdiven şov. Fail mi olduk lan? Ne fail lan? Gayet güzel oldu lan. Oğlum nasıl lan? Ya siktir git hadi. Bak duman çıkmaya başladıysa bu yanıyor demektir. Bir kontrol edeyim mi? Of. Ya bir siktir git ya. Ben bu yemeği bitiyorum ya. Ispanağı harbi seviyorum bu arada. Şey. Bu arada buradan Starbucks'a da seslenmek istiyorum. Bugün beri bisküvi istedim. Bana strawberry refresh amine ondan getirmişsiniz. Gerçekten hani bunu karıştırmak imkansız. Biri beri bisküs, biri çilek. Yani karıştırmak imkansız. Yayına az vaktim olduğu için onu içmek zorunda kaldım. Güzel miydi? Tadı güzeldi ama ben beri hibiskus seviyorum. Onu istedim yani. Peki beri hibiskusu niye daha çok sevdin? Onun tadı daha güzel. Harbiden de aşık oldum. En sevdiğin yemek ne? Yemek. Yemek yemeyi seviyorum ben. Bak geçen Kaycan'la cağ kebabına gittik ağlayacaktım. Sor Kadircan'a. Neden? Neden ağlayacaktım? Yani çünkü Mert'in midesi küçüldüğü için bir şiş bile yiyemiyor. Yarım şiş. Bir tane cağ kebabının şişini bitiremez mi bir adam ya? Bir tane cağ kebabının şişini bitiremedim ya. Kaycan önümde 8-9 tane yedi. Ağlayacak gibi oldum. En son ne yaptın peki? Ama işte baba karşılığında da kilo veriyoruz yani. En son her türlü değer. Mert'in baktığım şişin yarısını duruyor orada yedi. O şişimin yarısını da yedi. Yusuf ne yazıyor? Bitiremediğin, eski yediğin zamanlar gözün önünden geçiyordu. Dostum cağ kebap. Ahmet'im Kore'ye kilitledik. Kore'ye 10 kişi cağ kebap kilitledik. Ben yok muyum? Sen de varsın. Seni getireceğim ben. Koray. Kadircan olmazsa orada Koray mutlu çıkar. Koray, Kadircan ya. Orayı paketle. 30 tane yer. Koray'a sapladık Koray'a. Tadına da bakamıyordu eskiden. Yiyordu direkt yani. Şimdi mesela... Yaram ne? Niye bilerek böyle duruyorsun? Amına koyayım böyle mi duruyorum? Şimdi eskiden böyle yapıyordu. Rollenmiyorum oğlum normal konuşuyorum la. Eskiden mesela hayvan gibi yiyordu. Ben mesela hiçbir şey yiyip 160 kilo olacağım amına koyayım.
Yusuf gibi 60 kilo olmayı tercih ederim yani. Yok var, zargan olmayı harbi tercih etmem. Niye? Yani hafif göbekli olayım, zargan olmak. Ben zarganalığı sevmiyorum. Şeyden dolayı sevmiyorum. Bak incelikten bahsetmiyorum. Zarganalıktan bahsediyorum. Ya nasıl zargan olur onu da anlamadım. Ya zargan harbi yani. Bildiğimden bileli ben 100 kilo beni, şöyle oğlum bir de buruma top geldi acıyor la. Zargan olma. Evet zargan harbi olmam. Kadircan abim 60 kilo olsam yine ya. Ben fazla zarganayım. Yusuf'um kaç kilosun Yusuf'um? Oğlum, Yusuf 30 kilo falandır bu. Tamam da kanka en azından istediğini giyebiliyor yani. He o doğru ama yani hafif kalıplı olurum. Eğer istediğimi giymem daha iyi. Kanka bence bir daha rahat ya. Ben mesela 60 kilo olduğum zamanları hatırlıyorum. Şeyi çeksene bir pembe çeyi. 60 kilo olduğum zamanları hatırlıyorum mesela. Harbi diyorum bak daha rahat nefes alıyordum. Şey yanmasın kablo. Kabloyu sağa atsana. Gerçekten daha rahat nefes alıyordum. Mesela şimdi öyle değil yani. Artık da belli bir şeyin yaşa geldik yani. Vermek de istemiyorum. Veremiyorum da zaten. Kaban burasını da keseyim mi şöyle? Kes. Bundan etme de öyle kes. Bu arada bahçemin kabağı. Size dedim ya bu sene ekim yaptım diye bak. O kabak. Kendi bahçemin kabağı %100 organik. Öyle hani fasa fiso değil. Şimdi bunun dışını soymam gerekiyor. Soyacağı alalım. Soy ondan sonra da direkt rendele. Soyacak nerede? Kanka o iyi bir soyacak değil ama. Nasıl değil lan? İyi suyu bir şey yaptım. Galiba soymuşsun eskiden Merve. Şimdi bunu güzelce ince ince kabağı fazla öldürmeden ya burayı bak şöyle yapacağım. Hiç uğraşmaya değmez amına koyayım. Tamam. Böyle aldım. Burayı da aldım. Goro'daki sahne gibi oldu. Ne ola? Ver ver mındar ettim ver. Mındar etmedin mi orada şu an? Yok yok etmedim. Ne yazıyor chat? 80 santim kol. Ya bana özendi zamanında. Çok hadi ya erken başlattım Kadir'i. Çok ısrar ettim başladı yani. Emeklerimin karşılığını aldım. Benim bırakmış halim bu yoksa ben daha kalıplıyım ya. Her şeyi Mert'ten öğrendik can. Ver atayım onları da. Dur atacağım. Tamam. Kabak böyle iyi. Şunları da atıyorum. Tamam. Rendemizi alıyorum. Rendeyi de al. Şimdi bununla şu tarafla keseceğim değil mi? Hı hı. Bu tarafla kesiyorum. Aynen. Şunu da istersen şurada dereotu. Şunu da çıkarayım. Bunu yıkayayım. Bunun içine koyayım. Dereotunu da burada koy. Yıkamıştır annem onu. Ya da ben yine bir yıkarım. Ben yıkıyorum işte. Bu arada benim de Ahmet de iyi yemek yapıyor. Ahmet efsane yemek yapıyor bu arada. Ispanağın oldu abi. Elleme elleme. Ispanağın var daha vakti. Akıttın tüm suyunu ya. Olur mu oğlum neyini akıtıyor? Al. Oğlum görmüyor musun şurayı? İçindeki tüm suyu gitti. Ispanakta bir sıkıntı varsa Kadıcan. Ne alaka oğlum lan? Oğlum o suyu bildiğin 20 yarım litre su aktı lan. Yok canım. Ispanak yanmadı arkadaşlar. Elleme elleme. Ben ellemiyorum oğlum Allah Allah. Şefliğimden edecekler beni ha. Yemeğin dibi tutmaz karıştırın diyor hala ya. Oğlum ıspanağa dokunulmaz altı olduğu gibi su. Çok sıcak. Tabi sıcak olacak. Çok sıcak. Dibi tuttu diyor ya. Salak paşa. Ömründe yemek mi yaptın mal? Ya kanka çok su nasıl dibi tutsun? Elleme elleme kapat ya. Ya bana yemeği oynattılar ya. Ne güzel suyunu bırakmıştı bu yemek. Mındar oldu ama. Dibi tuttu diyor ya. Elleme daha kanka. Kabağa devam. Alın teri yemeğe katmak bu olsa gerek usta ha. Elimi rendelemeyeyim de amına koyayım. Tamam yeter tehlikede şey yapma. Oy Mert Reis 8. ayda yemek yücük. Aa kardeşim. Hoş geldin. Kaç kişiyiz şu an? Gecenin 3'ü kaç kişiyiz? Ben telefonda olduğum için göremiyorum. Aleykümselam. 6000 iyi. 6000 kişiye buradan selamlar. Hepinize yemek yapmayı öğretiyorum. 6000 lan. Bana bu saatte iyi. Bana dua edin. Demek ki harbi şey yani zevkli yayın oldu. Ya baba zevkli.
Ya o izleyici sayısıyla alakalı değil de ben zaten eğleniyorum. 500 kişi izlese de ben yapacağım bu yayını. Yok izleme taktığımdan demiyorum. Hani 6000 kişi gece 2'de 3'te izliyorsa demek ki iyi yayın oluyor. Zevkli yayın oluyor. Taban suyunu sık mı diyordu Tuğçe? Ben dedim de. Tuğçe de sık dedi. Ya sıkınca daha iyi olur ama gerek de yok ya. Sık gene sen. Oraya sıkma oğlum çok su çıkar. Bunlar ettin amına. Tamam yeter kank. Bu yıkanmış. Ya annem yıkamıştı. Bir bıçak verir misin? Senin. Şunu da hemen ince ince kıyayım. Oğlum nasıl kestin lan? Nasıl lan? Galiba alıştın merdim. Bir şu tutuşu alıştıramadık. Yeter oğlum. Dereotu ben ağzıma gelince nefret ederim o yemekten. İncecik olacak bu. Elimi yıkıyorum. Tamam. Tahtayı da getireyim. Getir kardeş. Abi yanındaki adam kim? Abim. Kadircan. Rendeyi de yıkıyorum. Şunları da bir yıkıyorum hemen. Herkes peçeteyi mundar ettin. Çok pahalı peçete sen ne kadar biliyor musun falan diyorlar. Ne? Peçeteyi piç ettin abi. O kadar peçete kullanma Allah cezanı. Abi bütün roloyu kullan. Ya ne alaka ya? Abartmayın oğlum. Şef mutfağına masraf yapmaktan kaçınmaz. Oy. Bunu unutmayın. Şimdi şef un ekleyecek mi? Tarife bakacağım. Ispanak kömür olmadı arkadaşlar. Ispanağın son 5-6 dakikası. Bir kabak, bir yumurta, bir buçuk yemek kaşığı un. Tamam şimdi bekle. Pembe şey yok kanka hiç karışma. Hiç karıştırma sen. Sen pembe şeyi getir bana. Ben malzemeleri alıyorum. Tamam. Şimdik. Neydi? Bir kabak, bir yumurta. Bir buçuk yemek kaşığı un. Bir buçuk yemek kaşığı un. Un neredeydi? Biz pirinç unundan yapacaktık. Pirinç unu pirinç var. Unu nerede? Bu arada sağlıklı olsun diye pirinç unundan yapıyoruz. Mücveri. Yani bence daha mantıklı yani. Niye normal un koyayım ki? Pirinç unu koyarım işte. O ne lan? Protein tozu. Ya oğlum kendimiz çekiyoruz ya. Ha tamam. Pirinci alıyorum. Bir çuval pirinci alıyorum. Götürüyorum değirmenciye. Değirmenci çekiyor. Eski bitmiş protein tozu kutularının içine basıyorum. Kaç istiyordun sen? Ne kadar pirinçin istiyordun? Ne kanka? Bir buçuk mu diyordun? Önce bir kaşık. Yemek kaşığı mıydı? Ha yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı. Oha. Tamam koy. Tamam bırak. Kabartma tozu. Aynen. Ne diyor? Kabartma tozu. Kabartma tozu yok mu evde? Var var. Sağ tarafta. Evet. Bir çay kaşığı koyacağım. Bir çay kaşığı da kabartma tozu koyuyorum. Dur. Ha. Ver baba. Bu çay kaşığı gibi değil bu arada. Yo çay kaşığı işte. Ona göre koy. Dolu dolu koyma onu. Tamam yeter o. Tamam. O biraz fazla evet onu ayarladım. Ayarladı. Çırpma şeyi. Şunu çöpe atabilecek miyim? Çırp diyor ona. Bu arada buna bence biraz daha yumurta eklememiz gerekecek kanka. Yumurta mı? Kırılmıyor çünkü. Sulandırmak için ne ekleyin diyorlardı. Bu baya kötü oldu. Karıştır elini sen daha. O suyunu bırakacak onlar. Ben elimle girerim buna ya. Mücver yapıyoruz. Buna biraz daha yumurta lazım gibi de. Yok o gerçi. Hayır ya kıvamı güzel oluyor. Neyim bu? Buna bir şey oradan kaydırıp bir not defterini açsana.
2 yemek kaşığı da zeytinyağı koysana buna. Oo, bu tam oldu. Tabii oğlum. Baba biz bu işi harbi yapıyoruz ha. Bu arada şey, Kacan elin temizse. Temiz. Kamerayı sol üstte alsana. En sağdaki kamerayı. Tamam dur, şu zeytinyağını ekleyeyim. Koy, dök. Şu bir. Tamam. Şu iki. Tamam, sen şimdi şeyi getir kanka. Ne istiyorsun? Kamerayı sola al. Şimdi bence buna biraz un eklememiz gerekiyor. Yarım ekleyeyim mi? Baksana bir. Bakayım mı? Ha? Bakayım bir bakayım. Yani kötü de değil kıvamı, birazcık daha bir... Kızlar kıvamı nasıl? Erkekler. Yemek yapmayı bilenler. Böyle olması gerekiyor. Daha katı olmayacak patates. Biraz ekle diyorlar olur ya. Çok az bir eklesene sen. Tamam ama çok fazla da olsa patates püresi gibi olur. Çok az ekle ama çok az. Heh. Daha olmaz ama. Çok katı olması da iyi değil. Aslında var ya, sen de gel biz. Ne kadar böyle benim bildiğim yemek varsa onları yapacağız böyle. Protein. Ben yaparız oğlum ya. Ben yaparım bunu her gece, yaparım ya ara ara. Mesela, niye yapmayayım? Gece adam acıkıyor. Çocuk mesela bodybuilding'e başlamak istiyor. Ben ona mesela şey yapacağız. Tarif vereceğim mesela. Hemen mikrodalgada mesela gidecek, kek yapacak. Ya da çok mu canım? Yapar mesela, baba ya. Tatlı bir şey istedi mesela. Proteini bir tatlı söyleyeceğim. Mesela ucuz tarifler yaparız. Pahalı tarifler. Onu he, ayarlarız. Aslında olur yani. Kanka bu cıvık gibi ya. Tam daha oynama. Bakayım mı? Yok dayı, manyak mısın? Baba oldu? Akıyor bu ya. Vay be, ne aktı. Bence de çok az daha atmamız lazım kanka. Halam da öyle dedi. İki kaşığı sakın geçme dedi. Ama tamam. Azıcık ekle yani dedi hani. Tamam. Ya zaten bunun iki kaşık, üç kaşık yok. Biz unu kullanmıyoruz. Pirinç unu kullanıyoruz. Bir de pirinç unu baba. Un daha rahat tutar. Şunu o kadar rahat tutmuyor. Çok döktün. Yok ya, niye çok döktüm al. Tamam yeter. Yarım oldu zaten. Diğerini de çeyrek dökmüştüm. Bak şimdi ne oluyor Çet. Bak çok katı da olmaması lazım. Yok şimdi oldu ayarı kanka. Kamerada gözüküyor mu burası? Gözüküyor. Bayağı gözüküyor. Bence oldu kanka, daha oynama. Gene sulan, bu sefer sıkıntı ne biliyor musun? Kabak su bırakıyor. Kabak acayip sulu bir sebze. Sen oynadıkça o suyunu bırakacak. Olmadı gibi ya. Oldu kanka, manyak mısın ya? Daha ne olacak? Oldu oldu. Kanka midem bulandı ama. Ellerim tertemiz bu arada yani. Hareketlerime aldanmayın. Kanka biz kameramızı yine eski yere alıyoruz. Tamam. Mücverin yapımına başlıyoruz. Tamam. Kameramızı eski yere alacağız. Şimdi mücveri acaba... Hayır, penya hayır. Hı? Yağlı zaten bizimki. Olayımız o zaten. Zeytinyağını bunun için o yüzden ekledim. Biraz pem atayım lan. Hayır, pem istemiyorum. Yapışmasın diye. Hayır. Oğlum. Hayır, yapışmıyor. Zaten zeytinyağı var ya işte o yüzden içinde. Anladın? Tamam öyle de biraz pemleseydim la. İyi sen dur. Pem olaydı iyiydi ama. Tamam ver pemi. Ver sen pemi. Hatta şundan dök. Şimdi bir şey diyeceğim. Mücverde sürekli kaba tava kızık mı olacak? Tabii. Sorma tabii tabii. O tava kızınca dökeydin ya. Tabii, bu pem de önemli değil. Ne yapıyorsun lan? Kanka dağılacağız. Şunu niye dağılalım ya? Şöyle şunu bir temizlesene sana zahmet. Tamam dayı. Ne yapıyorsun abi? Ya bir sakin olun arkadaşlar. Tarifimin zaten içinde tereyağı şey zeytinyağı eklememizin sebebi tavaya yapışmaması için. Biz yağsız yapıyoruz. Bizim tarifimiz bu. Ya yani bizim tarifimiz bu. Siz nasıl yaparsanız yapın. Vallahi bence mücver de güzel olacak. Benim elimin ayarı iyi diyorum size. Siz anlamıyorsunuz ki. Yalvarırım tuz koy. Arkadaşlar ben tuz sevmiyorum ya. Zorunda mıyım amına koyayım? At diyorlar. Elim yandı. Analiz ki. Ne oldu? Çok mu sıcak? Dur dur. Olmuş ya. Ispanak var ya, harbi ispanak olmuş. Ne
Mücver at oğlum. Yanacak lan. Yemek kaşığı atacağım. Şerefsiz yanıyor. Altını sen gene de şey tek, yediye tek yakar mı? Yediye çek. Bu ne yapıyor? Nasıl ne yapıyorsun ya? Bu arada çok güzel olacak. Harbi efsane olacak. Yok tavadan hiç yanık kokusu gelmiyor bu arada ya. Çevireyim mi? Biraz pişseydi. Biraz pişsin. Tamam çevir çevir. O yapma. Yine bence biraz kısalım oğlum, bu yakar lan. Abartma oğlum, al daha kıstın mı bu pişmez. Pişer pişer, çok şey oldu. İçi çiğ kalır. Baba çok güzel oldu ha. Bak ışığı yakayım size. Harbi güzel oluyor biliyor musun? Ispanağı soğuğa aldım. Burada. Burası pişmedi. Şurada ve burada pişirdik. Güzel gözüküyor Johnny. Güzel yaptık yani zaten. Sen bana bir tabak getirsene büyük. Tabak tabak demiştin ya. He. Tamam 3'ü 8 geçe biz ayarladık onu. Ne tabağı? Ispanağı çektik. Normal büyük tabağı. Şey içinde pişirdiklerini koyduk. Bu pişmiş midir sence? Yok imkanı yok. Bir tur daha döndüreyim mi? Döndük. İçi kesin çiğdi. Oğlu ama harbi çok güzel oldu ha. Ben harbi bir şey diyeyim. Elim yetenekli ha. Buna koyayım. En zor yemeği söyleyin. Gelecek haftada onu yaparım. Yaparım baba. Yeter ki söyleyeyim ben yaparım yani. Bana sıkıntı yok. İçli köfte yaparım amına koyayım. Onu da yap. Çiğ köfte de yaparım. Çiğ köftede bir şey yok. Yaparım ama eniştemden alırım. O çok güzel yapıyor. Ondan çiğ köftede bir şey yok. İçli köfte zor olan. Pizza. Onu da yaparım. Börek de yaparım. Pizza harbi pizza diyorum. Bana size bir iki gün sonra story atayım. Haftanın yemeğini de gelecek haftanın yemeğini de öyle belirleyelim. Okey misiniz? O zaman her pazar mı yapacağım? Her pazar yapayım size. Bence pazar yapma. Cumartesi yap. Çünkü pazar artık dershane soğanların başladı mesela. O çocukları izleyelim. Tamam her cumartesi gece yaparım. Ne olacak? Mert zayıflamışsın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Mantı da yaparım ya. Millet abartıyor mantı diye. Lan şehir abi, kadınlar bunu abartıyor baba. Köylü ablam yapabiliyor da ben niye yapamıyorum? Benim elim ayağım tutmuyor mu? Bence oğlum ne yapalım biliyor musun? Buraya sana saç getirelim, gözleme yap. Her şeyi yap. Gözleme de yaparım. Vallahi yaparım. Niye burada yapayım lan? Kazanda otururum. Kazanda internetten sıkıntı olmaz. Yok yok hallederim. Oğlum benim dağ evindeki internet 50'ye 80. 50 download, 80 upload. Sağ olsunlar Allah. Adamlar harbi bizim için uğraştı ya. Allah razı olsun. Buradan Kazan Bellnet'e tekrardan teşekkür ediyorum. Uydu internet aynı. Kızılcahamam bazlaması. Daha geçen aldık. Buradan Kızılcahamam bizim kasaba selam olsun. Neydi lan? Bizim kasap. Bizim kasap. Kızılcahamam bizim kasap. Çok güzel eti var. Kızılcahamam'a giderseniz etini alın. Bak sucuğunu çok önermem. Hani herkese yani kötü diye değil. Damak tadı herkese uymayabilir yani. Damak tadı farklı. Ama eti son halini gösteriyorum. Bu bence oldu Kadir. Tamam kanki. Bir yarayayım mı bakayım mı içine? Vallahi bence pişmişti. Biraz kalın yaptım bir tanesi. Diğer ikisi okeydi de. İçi de böyle. Çiğ değil mi? Biliyorum ben. Çünkü kötü mü o? Kanka niye? Bak mıydın lan? Çiğ lan bu. Kabak geliyor ağzıma. Kadın attı. İzle o zaman. İlk defa hayatımda yapıyorum. Bekle. Kalın attı. Bas üstüne. Ha?
Tamam bak şimdi o okey. Böyle güzel oldu. Tadı çok güzel bu arada. Tadı güzel sadece çiğ. Çok da çiğ değil lan. Pirinç unu attık ya. Aa bu arada harbi lan pirinç ununun tadından böyle bu. Kötü değil lan. Bu bayağı bir diyet bir şey olmuş. Ve tuz hiç yok. Baya tuz hiç yok. Tuzu hiç yok. Tuz olsa daha güzel olur. Bu arada kötü değil lan. Ben buna pul biber ve baharatını eklemedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kahvaltıda yemin ederim çok güzel gider. Bu arada bir şey diyeyim mi? Harbi bak sağlıklı yemek yemek isteyen kahvaltıda bunu yapsın. Güzel kal. Diyet için var ya mükemmel. 2 yumurta, kabak, dereotu, 2 yemek kaşığı pirinç unu, direkt sağlıklı karbonhidrat. Bayağı sağlam yani. Tuzunu eklemeyi unutmuşum. Ama mesela bunun üstüne şey ekleyebilirsin yani mesela yoğurt ekleyebilirsin. Bu arada çiğ değilmiş canım da çekti. Güzel olmuş lan. Bak içini göstereyim size. Güzel olmuş lan. Yani kek nasıl biliyor musunuz? Böyle biraz. Kekimsi. Hmm. Lan güzel olmuş. Oğlum bir salın soğusun oturur o. Ahmet'im bilmediğin konular hakkında konuşma. Ahmet pirinç unuyla yaptık ya kanka. Pişmiş içi de. Pirinç tadı geliyor biraz. Birazcık da kabak tadı geliyor ama çok güzel olmuş. Ahmet harbi çok iyi la. Normal mücver tarifi değil bu yani. Biraz farklı. Ama harbi. Hayran kalırsın. Ahmet bunu antrenmandan önce sen çok iyi olur biliyor musun? Ulan kampta sucuk yerine dalgayı yedirmedim mi ben? Bu ne ya? Dostum dalgaya gerek yok. O en son aldığımız at sucuğu var ya. Ondan ben sana ikram edeyim. Hiç öyle iğrenç şeylere gerek yok. Ondan ye zaten bir saate ölürsün. Ben bu kadar kötü bir sucuk görmedim hayatımda. Anladınız ki yediğim şeyi bunun için attım. Bunu YouTube'a affeder. Bunun aynısını yapamam. Ne kanka? Çok güzel olmuş. Çok iyiymiş. Ben bunu harbi beğendim. Harbi güzel olmuş. Tabi vallahi yerinde olduğunu hiç deniyorum. Şaşırdım İspanağı yani. İspanağı da gel tadalım. Getirsene şeyi. Bir küçük bir kap getir. 40 kilo gitti mi? Yok 50-51 kilo falan verdim. Ben sen bunu bir şey yapıyorum ama. Tuz getirir ama bu tuzsuz yenmez çünkü. Dök kanka buna bol dök. Onu önce şöyle yap. Tamam. Dök. Tamam oğlum. Biraz daha dök. Bir bakayım tadına. Tuz dökmeyecekmişiz. Yemin et. Baba ben dedim size tuz dökmek diye. Onu nasıl tuzlu olabilir ki tuz dökmedin? Bayağı zehir gibi tuzlu oldu. Bu ne? Ya tadı çok güzel de tuzlu. Bak. Tuz dökmedik mi biz? Mükemmel olmuş. Bak Allah Kur'an kampına çarptı. Yoğurdu bir saplarım var ya ben bunu yarın bir yerim. Yoğurt var mı evde? Var. Ver bir şuna bir yoğurt koyak da böyle iyi. Oğlum acayip olmuş lan. Benim elim harbi çok iyi bak. Bak size de son halini göstereyim şeyi. Uy Mert sıktı git ya. Ne amınım babam yapıyordur babam oğlum. Ya boş at. Vallahi bak denk gelirsek diye çok bekledim de. İğrenç misin? Babam abi? Şimdi bak gece uykusu şeyinden kalksa. Burada kefir içmeye gelse görürdünüz. Direkt şişeyi ağzına dikiyor. Tamam lan başka o kefir içen yok ki Mert. Belki ben içeceğim canım çekiyor. Ya sen canın niye kefir çeksin ya?
Bunu da ver lan. Oğlum acayip bulmuşlar. Pişmiş mi? Bu daha iyi olmuş. Ulan uyuyordum ne güzel. Vallahi chat uyuyordum. Adam geldi uyandırdı. Bir de üstüne yemek yaptı, yemek geldi. Pul biber var mı orada? Var. Ver bir de sana bir son pul biberli. Hafif de tuzlu çakayım. Pul biber değil o. Pul bibermiş, tamam. Çok sağlıklı yani. Ben o kadar sağlıklı yemek istemiyorum. Nusret Leğre ne alakalı? Bu arada harbi çok güzel olmuş. Anlıyor musun? Valla annemin günleri iyi olmuş aslında. Oğlum annem falan yemek yapmayı bilmez. Duyarsa sıçar ağzıma. Bu da pick me görürler için. Pick me Kadir. Pick me amına koyma ne. Al beni götür harbi olsun. Şimdi çeviririz bunu bir de. Oğlum o kadar ince yapmışsın ki bak bu yüzü zaten. Ooo ne kadar da tatlı. Yaşım 26, nişanlıyım Allah'ın izniyle. Kaycan 26 yaşında nişanlı. Allah izin verirse bu sene evleniyor. Kadir'imi döve döve göndereceğim evine. Harbi çok sağlam yumruk koyacağım bu arada. Oğlum öyle şeyler ya. Düğün günü Kaycan bak böyle giriyor şimdi evine. Aman yapmayın oğlum. Harbi yaparım bu arada. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun arkadaşlar. Evimizden uçup gidiyor lan kuş gibi. Oo bunun bir tadına bak. Ben böyle bir şey görmedim. Ana kuku. Bak tuz ve... tuz ve pul biber ekledim. Bak nasıl büyüttüm. Çok güzel olmamış mı? Ben harbi yemek yapmak için doğmuşum. Sen arkadaşlar. Harbi iyi yapıyorsun lan. Neyse tavayı da yıkayalım. Ispanağı yarın yerim burada dursun. Dursun ıspanak. Şunu da yıkayacağım. Şunu da kapat. Ha bir de bir şey soracağım. Tavayı mesela bu kadar sıcakken ben hep suya koyuyorum. Aslında. Bu acaba yanlış bir şey mi? Olabilir. Tavaya zarar veriyor olabilir mi? Bilen var mı? Olabilir bilmiyorum. Bilen varsa yazsın bak. Bilmeyen evet alabilir yazmasın. Evet veriyormuş. Vallahi buz gibi suyu verdi. Koyma çatlar diyorlar da. Yok çatlamaz da. Bence zarar veriyordur illaki. Bence kesin bir sıkıntı yaratıyordu. Çünkü o kadar sıcaktan o kadar suya geçiyorsa bir şey olur ya. Tavanın kalitesine bağlı diyorum. Ama çok kalitelidir yani. Hani öyle dünyalar pahalısı bir şey değildir ama annem... Kötü de değildir. Annem bir kere alır. Kaliteli alır. Yani kalitesiz almaz annem. Çünkü zamanında çok kalitesiz aldık. Çok sıkıntı. Ya şey kanka hani şey muhabbet yani. Kötü mal alacak kadar zengin değilim mesela. Aynen o muhabbet. Tava soğuduktan sonra yıkanır. Abi baba ben yıkadım artık. Ve bari günah boynuma. Elitlikle ne alakası var oğlum? Elit tam tersine. Ucuz mal alan adam zengindir amına koyayım şey olarak. Ya yanlış söyledim yani. Şöyle düşün. Hep şey derler ya ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Ya yani bir şey çok iğrenç bir şey alırsan o illaki patlıyor bir daha almak zorunda kalıyorsun. Anladın mı? Ispanağı buzdolabına koyun sıcakta bozulur koyarım. Biraz dinlensin de koyarız. Şimdi koyarsak da hep sulanacak hep. Hiçbir şey olmaz. İçecek yapacaktık. İçeceği kazanda unuttuk. Cüneyler. Yemek öğünümüz bitti. Yemeklerimizi yaptık. Yedik. Güzeldi. Çok da güzeldi. Ispanağa kaç veriyorsun 10 üzerinden? Ben ıspanağa 10 üzerinden 8 veririm. Ben de 9 veririm. Mücvere 10 veririm. Mücvere? Son yaptığım haline 10 veririm. Mücveren sonu hali bayağı iyi. Hibiskus yok oğlum kazandı unutmuşum. Beri hibiskus unutmuşum oğlum dedim ya. Ya göstereyim istiyorsanız mutfağı yok amına koyayım çekilsene. Bak yok. Harbiden yok la. O zaman Cönüler ben kaçıyorum bu çocuk kaçar. Kadir'ime de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sen de sabahtan beri bizi izliyorsun orada. Gel de bir şurada bir seninle poz verelim. Bir dahaki yemek yayınına harbi diyorum bak zarganalıktan kurtulma tarifi vereyim mi la? Bak vereceğim tarifi iyi zargan olmazsınız. Yemin ediyorum bak. Harbi vereyim mi? 3 tane mesela öğün verebilirim yani. Hallederiz zarganalıktan ya. Kurtulursunuz yani. Karar veririz. Instagram'dan sorarız.
Hadi biz kaçıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. İzleyen, abone olan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Değil mi Battal? İyi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Nasıl kapatacağım böyle? Kapatacağım şimdi.